S. S. Başlıyorum. Hemen başlıyorum. Burada bir kişilik yer var. Başlayayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة Oralarda boş yer yok mu? Ayakta olanlar var. Beni rahatsız ediyor. Çoğalttık burayı, kitapları azalttık, yeri artırdık. Yine sığmadı mı? Cebime koyayım sarımı. Şunu. Hiçbir yerde boş kalmasın. Siz? Şu hanımların orada var galiba. Oturmaya bir çare bakın, orada hanımların orada yer olsa gerek, yok mu? Geç oraya, geçin oraya, ayakta durmayın, o kadar adam ayakta. Olmaz. Bu yerleşmeyi erken yapacaksınız ki şimdi günler kısaldı, zaman dar. Ömür de kısa, ha birkaç sandalye de alabilirsiniz. Mümkün mertebe, bak varmış, yerleş. Burada bir daha var, gelsin bir kişi. Bak. Elhamdülillah. Cenab-ı Rabbil Alemin mühlet verdi. Belli bir fasıladan sonra tekrar karşı karşıya geldik. Ömür bir çekin, bir senedin üzerindeki vade gibidir. Senedi çeki imzalayan ödeme gününü bilir de hiç kimse Azrail'le karşılaşacağı günü bilmez. Biz Cenab-ı Hakk'a karşı adeta üzerine ödeme tarihi yazılmamış bir çek imzalamış gibiyiz. Vade, borç, vadeye niye bağlanır? Borçlu hazırlık yapsın. Vade gününe kadar bunu ödeyecek takati elde etsin, imkanı elde etsin diyedir. Bu ömür nimeti de bize ahiret kazanmak için, Allah'tan beraat fermanı alarak ebedi yurdumuza gitmek için verilmiş bir mühlettir. Lakin imzaladığın senedin çekin ödeme gününü bilirsin ama bu vadeyi kimse bilmez. Ve buradaki hüküm de mutlaktır. Senet kaybolabilir, çek kaybolabilir, alacaklı ölebilir. Çeşitli sebeplerle o tarihte de bir farklılık usule gelebilir. Lakin Allah'ın küllü nefsin zaikatül mevt sümme ilayna turcaun ayeti kerimesi mutlaktır. Sivrisinekten file kadar her canlı varlık ölümün lezzetini tadacaktır. Cenab-ı Hak her kalp atışı bir son olmak ihtimali var iken bir sonraki kalp deveranına müsaade etmesiyle bizi hayatta tutuyor. Bu demektir ki dakikada 70 defa kalbi çarpan bir adam 70 defa ölümden dönüyor demektir. Bir pıhtı gelir, kalbin o darabanı son olabilir. Allah'ın bize verdiği
ömür nimeti ahiret kazanmak içindir. Öteki bütün işler ahiret kazanmanın asli faaliyetlerine yardımcı olmak içindir. Yemek, içmek, yatmak, uyumak, dinlenmek hep böyledir. Asli iş ahiret kazanmaktır. Ahiret kazanmakta da bir numaralı bütün beşeri ameller değerleri itibariyle sıraya girseler bir numaralısı insanların hidayetine sebep olan faaliyettir. Yani cihattır. Cihat ferdi ibadetlerin başı namaz, içtimai ibadetlerin başı cihattır. Bütün feraiz tek kategoriye irca edilse cihat namazdan evvel gelir. Buna delilimi de size söyleyeyim, hatırınızda kalsın. Uhud muharebesinde hidayetin de ecel gibi ne zaman geleceği belli değildir. Uhud muharebesinde müşrik safından Usayr'ım adında birisine hidayet nasip oldu. Kelime-i şehadet getire getire Peygamber aleyhissalatü vesselamın çadırına yürüdü. Sahabe-i kiram suikast kastıyla hareket ettiğini zannederek önlemeye çalıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam mani olmayın, ona hidayet nasip oldu buyurdu. Kan ter içinde üzerinden kan damlayan kılıcını kuma batırdı, üzerine abandı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki imanını tebrik ederim. Ya Resulallah, içinden çıktığım saflara karşı harbe mi gideyim? Güneş batmak üzere ikindi namazımı kılayım buyurdu. Peygamber buyurdu ki içinden çıktığın saflara karşı git. O kan damlayan, üzerinden Müslüman kanı damlayan kılıcı küffara çevirdi. Vuruşa 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 öldü. Şehit oldu. Bir vakit namaz kılmadan şehit oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne mutlu bu adama. Az çalıştı çok kazandı buyurdu. Şimdi bu ahvali fevkaladeye taalluk eder bir hadisedir. Bundan sakın benim namazı istifaf ettiği manasını çıkarmayın. Nezaket kesmeden bir zamanda, düşmanla karşı karşıya bulunduğu bir zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz yerine onu küfar üzerine sevk etti. Bugün Uhud muharebesindeki muharebenin şartlarından daha ağır şartlar altında, daha nazik bir zamanda bulunmaktayız. Neden? O topluluğun, o sahabe-i kiram hazaratının arasında teyid-i ilahiye mazhar bir peygamber vardı. Allah onu mutlak galip getirecekti. Allah'ın ona vaadi vardı. Zaten kıyamete kadar devam edecek hakaiki tahsin için gönderilmişti. Bizim böyle bir garantimiz yok. Biz hepimiz zuafadan müminleriz. Karşımızda, içimizde bu dinin hakikatini ketmeden insanlarımızı yanıltan, dalalete sürüklenen yığınla insan var. Kılıçla gelenin husumeti alenidir, müşahhastır. Bunu herkes anlar. Zehirli fikirlerle gelenin ihanetini, düşmanlığını, zararını anlamak ilim işidir. Halbuki Türkiye'nin üzerinden bir Kemalizm silindiri geçti. Sen 30 sene tıbbiyeyi kapatsan, tıp tahsilini yasaklasan, hasta bakıcı seviyesinde insanlar doktorluk yapmaya başlar. Bu dinin başına böyle bir hadise geldi. 30 sene din yasaklandı. Eğitim ve öğretimi resmi ve hususi. Onun için
İslami hakikatler çoktan çoğu unutuldu. Sağda solda yetişenler de kifayetsiz kaldı. Sen dışarıda elde ettiğin birkaç adama doğruları söylüyorsun ama milyonla talebe devletin kucağında tahsile Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Türk diye manyakça bir sloganla başlıyor. Beyin yıkanıyor. Senin işin buna karşı kuş tüfeğiyle ava gitmeye benzer. Lakin Allah-u Azimişşan kainatta tecelli ettirdiği murad-ı ilahiyesine muvafık düşen tedbirden ondan aklen, mantıken, taamülen beklenenden fazla netice gelir, doğar. Murad-ı ilahiye ters düşenin de dağ kadar sebebi fare kadar netice doğurur. O devirler Allah-u Azimişan'ın İslam nimetinin kadrini bilmemekten dolayı müminlere celaliyle tecelli etmiş. Size anlatırlar veya o zamanın kitaplarını hatta belki şimdi de birçoklarında görürsünüz. Biz bir adam yetiştirdik ki dünyada onun eşi emsali yok. 1400 yıllık hilafeti kaldırdı. 650 senelik saltanatı ilga etti. Değirmen taşı gibi sarıklar dolu olan bir cemiyet içinde dini tedrisatı yasak etti. Medreseyi, tekkeyi kaldırdı. Bu ne azametli iş? Hayır, onun kudreti azameti değil. Müslümanların onun eliyle icra edilecek zulme müstahak olmalarından müstefid oldu. Ehli küfür müminlere gadab-ı ilahi tecelli ettiği zaman bundan ruhsat olarak istifade eder. Bunun aksi de doğrudur. O bir devredir. Sebekat rahmeti gadabi buyurmuş Cenab-ı Allah. Hadisi kutsi'de. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Onun için uzun asırlar imanın ve İslam'ın galebesinde yaşadıktan sonra tebeddülat ebedidir. Beşeri istikak veya liyakatler sebebiyle tecelli ilahiyede tebeddülat olur. Çünkü masivaullah'ta beka sıfatından nasip yoktur. Tebeddülat başladı. Müminlere celal, ehli küfre müsaade olarak döndü. Bu işleri yaptılar. Lakin rahmeti gadabına galip olduğu için 20 sene, 30 sene sonra dünya şartlarında vukua gelen hadisatın zorlamasıyla demokrasiye geçildi. Milletin gasp edilen imanı yeniden filizlenmeye başladı. Bu mevsim nusret müminlere, lütuf müminlere, gadap da ehli küfre teveccüh ettiği için burada aklen, mantıken, taamülen umulandan fazla bir bereket hasıl oldu. Unutmayın, bereket denilen şey aldığınız tedbirin murad-ı ilahiye muvafık düşmesi neticesidir. Ters düştüğü zaman ağrı dağı kadar sebepten fare kadar netice doğar. Bu dönüş sebebiyledir ki bir hoca efendi çıktı, talebe okuttu. Bugün bütün dünyanın dört tarafında onun talebeleri var. Süleyman Efendi Hazretleri bunun tipik misalidir. İmkanlarla elde edilen netice asla mukayese edilmez. Yarım pabuçla, yavan ekmekle hocalık yaptılar. Bir vakka size söyleyeyim. Birisini Bolu'ya göndermiş talebelerinden birisini. Adam dönmüş gelmiş. Oğlum niye geldin? Bir tek talebe buldum, ne yapayım demiş.
Sen bir talebe yaz mı görüyorsun? Git onu okut. Böyle başlamış. İmam Hatip aynı şekilde. Toplasan 8-10 tane zengin desteğiyle başladı. Kasten de oralara bozuk hocalar da tayin ettiler. Ama bugün ondan da en zayıfı dine taraftar adam ortaya çıktı. Bütün himmet sahiplerinin himmetlerini böyle ölçün. Mesaileriyle, imkanlarıyla muvazeneli olmayan bir netice husule geldi. Bu bize murad-ı ilahinin müminlere cemaliyle tecelli etme mevsiminin başladığını gösterir. Şu kalabalık bile böyledir. Bu fakir 1957 senesinde bir Kadir gecesi Fatih Camii Şerifi'nde mevlüt dinliyordum. Üç arkadaştık. Dedim ki biz burada keyif ediyoruz. Şimdi bizim ne arkadaşlarımız var ki bunların böyle bir mübarek gece olduğundan bile haberleri yok. Malayani ile meşguller. Biz bir yurda gidelim, sohbet yapalım. Uzatmamak için vakitler söylemek istediğim birçok şey var. Kısa söylüyorum. Biz o gece üç yurttan kovulduk. Sözümüze müşteri bulamıyorduk. O günden bugüne geldik. Rahmetli Celal Hoca, 48'de kurulan İmam Hatip kursu, kurs, 10 aylık kurs, müdür olarak tayin edilmiş, lise muallimliğinden emekli, munzam olarak kurs müdürü sıfatıyla 150 lira maaş veriyorlarmış. O kursa talebe bulmak için bu maaşı civardaki genç müezzinlere 5'er lira dağıtıyordu kursa devam etsinler diye. 10 kişiyi aşağı düşerse kursun talebesi kurs kapatılacaktı. O günlerden bugünlere geldik elhamdülillah. Fakat o günden bugünün bir farkı var. O gün din aleyhtarı insanlar din sınıfı dışından insanlardı. Gazeteciler, üniversite hocaları, siyaset erbabı. Bundan bir netice alamadıklarını görünce din sınıfı içinden dini tahrip eden, insanların akaidini sarsan, zihnini bulandıran bir zümre çıkardılar. İşte o din düşmanı, la dini mesleklere mensup adamların mücadelesi kılıçla gelen bir düşman gibiydi. Müslümanları kolay kolay tesir altına alamazlardı. Asarak keserek sindirdiler fakat millet imanını kül altındaki ateş gibi muhafaza etti. Bundan netice alamadıklarını görünce bu millet din sınıfını dinliyor, onun tesiri altında kalır, dini tahrif eden adamlar zümresi çıkardılar. İşte Uhud'la mukayesede başlangıçta söylediğim sözleri şu gerçek muvaciyesinde değerlendirin. Bugün işimiz daha zor. Çünkü arkasına milyonla adam takan adam Müslüman hüviyetiyle gereğinde ayet ve hadis okuyarak İslam'ın özüne saldırıyor. Bunu anlamak ilim işi, feraset işi, böyle bir düşmanlığı görmek, buna karşı insanları birleştirmek de zor. Yunan İzmir'e çıktığı zaman Ege dağları eşkıya doluydu. Düşman müşahhas hale gelince o eşkıyalar hep Kuvayi Milliyeci oldular. Bu buna benzer. İşimiz güçtür. Sade kanuni güçlükler yok. Bir de böyle Müslüman hüviyetiyle münafıklar türeterek Müslümanları idlal ve ifsad ediyorlar. Bu girizgahı niye yaptım? Nasıl bir kitabın bir ön sözü varsa,
o kitap neden bahseder, niçin yazılmıştır, sebebi telif vesaireyi anlatırsa, bu sohbette de bu kabilden size bazı izahatta bulunmak istiyorum. Bahsettiğim şu zamanın nezaketi dolayısıyla benden abdest şöyle alınır, namaz böyle kalınır gibi doğruların ifadesini beklemeyin. Yanlışların teşhisini bekleyin. Benim işim bu. Çünkü Usayrim gibi nazik bir zamandayım. Nazik bir zamanda olduğumu kabul ediyorum. Milyonca insanlar yanıltılıyor. Dalalete sürükleniyor. Ve bunlar din dışı insanlar olsaydı işimiz kolaydı. Bunlar din sınıfından adamlardır. Zaman zaman bunları teşhir ve teşhis edeceğiz. Bu sebepledir ki bundan evvelki seri sohbetlerimizde kamilen sorulan suallere cevap verdik ve bütün konuşmalarımızı suallere hasren yaptık. Bu defa böyle olmayacak. Bu defa birçok meseleleri ben seçerek, seçtiğim meseleleri anlatacağım. Arada bir de suallerinize cevap vereceğim. Bu birinci dersler hakkında şey. İkincisi, insanlar içlerinde hapsedilmiş, ısrarına müsaade edilmeyen veya kendileri bu ısrar için selahiyetli görmeyen insanlar benim sözlerimde kendi içlerinde hapsedilen fikirlerin tuğyanını gördükleri için ferahlıyorlar. Gördüğüm alakanın sebebi ele aldığım meselelerdir. Benim şahsiyetim değil. Benim şahsiyetimin sizden herhangi birinizden bir farkım yoktur. Çaldığım kavalın namesidir bu rağbeti sağlayan. O name işte sizin söylemek isteyip de söyleyemediğiniz veya söyleme imkanınız olmayan veya çeşitli sebeplerle içinizde hapsolan hislere tercüman olmamdır. Bu bakımdan muhataplarından bazıları çok aşırı iltifat ediyorlar. Ben bu iltifatlardan rahatsızım. Bunu yapmayın. Seni rüyada gördüm, şöyle uçuyorsun, böyle kaçıyorsun. İnsanların ayağı kolay kayar. Benim de içimde bazen bülbüller ötüyor. Sen bir adam oldun. Ben cumhuriyet nesilleri itibariyle bir şey bilen bir adam gibi ortaya çıktım. İmparatorluk nesillerine göre ben cahilim. Ölçü imparatorluktan alırsanız biz hoca değiliz. Biz cahiliz. Ama seviye o kadar düştü ki biz bunlar arasında sular çekildiği zaman çukurlar bile bir irtifa gibi göze görünür. Bu bundan doğmaktadır. Benim bildiğimin 100 katını bir Osmanlı münevveri bilirdi. İshar etmemiş olsa bile. Bakın size bir misal vereyim. Namık Kemal Osmanlı'nın bozuk zamanının bir neslidir. Namık Kemal din alimi değildir. Namık Kemal romancı, edebiyatçı, şair bir adamdır. Sürgündeyken Ernest Renan'a cevap vermiştir. Renan Müdafaanamesi. Yanında hiçbir kitap yok. Bugün o kitabı bugünkü Diyanet İşleri Reisi yazamaz. Bu sıradan bir münevver. Osmanlı tarihi yazmış. Şehname gibi bir tarihtir. Bugün hiçbir tarih profesörü o derecede bir Osmanlı tarihi kolay kolay yazamaz. Edebiyat tarihi yazmıştır. Edebiyat fakültesi profesörleri onu yazamaz. Romanları var, şiirleri var vesaire. Bu sıradan bir münevverdir. İşte Osmanlı'yı ölçü alın. Cumhuriyeti ölçü alarak iki kitap okudunuz diye ben de bir adam oldum sakın demeyin.
Ben de demiyorum. Ben seviyenin düşmesinden dolayı burada kürsüdeyim. Eski insanlar olsa benim yerim de sizin yanınızdır. Onun için bana aşırı iltifat etmeyin. Bundan rahatsız oluyorum. İçinde sakla. Kolay dost olan kolay da düşman olur. Takdir içinde teemmül edin. Tekdir içinde. Kötülemek içinde düşünün. Met etmek için de düşün. El aceletü mine şeytan ve teenni mine rahman. Yanılırsınız. Evet. Şimdi işimize başlayabiliriz. O arkada yer yok mu arkadaşım? O hanımların önünde yok mu? Yazık, siz nasıl bu kadar ayakta duracaksınız? Ben gazete okumuyorum. Takriben 15-20 seneden beri gazete okumuyorum. Ortalıkta okunacak gazete de görmüyorum. Fevkalade bir hadise olduğu zaman o hadiseye dair arşivimde bulunsun diye bir gazete alıyorum. Televizyon seyretmiyorum haberler dışında. Nedenini söyleyeyim size, sebebini söyleyeyim size. Gazetede yazı yazanlar hiçbir mesuliyet sahibi insanlar değil. Yazar değil, okuyucu bile olacak seviyede değiller. %90'ı. Ben iğneyle kuyu mu kazacağım da 80 yaşından sonra kim doğru bir şey söylüyor diye gazete okuyacağım. Okumuyorum. Televizyonda hakeza. Size birkaç misal vereyim. Dün akşam Sultan Aziz merhumun resimlerinden, tablolarından bir sergi açılmış. Haberde diyor ki Abdülhamid'in babası Sultan Aziz'in resimleri sergileniyor. Sultan Aziz'in, Sultan Hamid'in amcası olduğunu bilmeyen bir haber yazarı. Haberlerde böyle rastladığım şeyleri, telaffuz bozukluklarını, ifade kifayetsizliklerini saymakla bitiremem. Ama bazen de nadiren rastladığım, ben sizin kadar baksam televizyona yüzlerce böyle yanlış yalan sayarım size. Ama bir şey söyleyeyim. Geçen sene kim milyoner olmak ister? Soruyor. Hangi Bayezid'in ünvanı ikinci Bayezid'di? Yıldırım Bayezid'dir. Müsabık ikinci Bayezid diyor. Doğru kabul ediliyor. Alkışlanıyor. O suali tertip eden adam da cahil. Alkışlayan o kitle de cahil. Yıldırım Bayezid, birinci Bayezid'in Yıldırım sıfatı olduğunu bilmeyen, ikinci Bayezid'e Veli Bayezid dendiğini bilmeyen, bu Avrupa'da olmuyor, Almanlara, Fransızlara karşı değil, Türk milletine karşı oluyor. Mustafa Kemal'in kıçının kıllarını bilir sorsan. Yıldırım gibi at üstünden inmeyen bir dahi devlet büyüğünün sıfatını bilmiyor. Seyircilerden de yanlış diyen biri çıkmadı. Hele o reklamlar. Haber dinlerken duyduğum reklamlardan bir izarım. Açken sen sen değilsin. Serseri niye ben değilim? Siz açken sen değilsin, başka biri misin ya? Tekrarlayıp duruyor. Eve giden hiçbir yol yol değildir. Yol diyorsun ya. Mükemmel değildir desen bile madem hiçbir diyorsun o bile doğru olmaz. Çünkü bazısı da mükemmeldir. Kirlenmek güzel şeydir. O zaman niye omo kullanayım öküz? Omo reklamı yapıyor. Kirlenmek güzel şeydir. 10 senedir her torbasının üzerinde yazılı. Belki bu şirkette 2000 kişi çalışıyor. Biri demiyor ki ya
Kirlenmek güzelse o maya lüzum yok. Akla bu gelir. Herif diyecek ki kirlenmek mühim değil. Çünkü oma var. Şu farkı görmeyen gerizekalı. Türkiye bir timarhane. Onun için televizyonlarda, gazetelerde böyle fevkalade bir hadise olduğu zaman bunları şunun için söyledim. Siz beni ikaz edin suallerinizde. Bak şöyle bir şey oldu. Ben bazen atlıyorum. Haber bile bazen dinlemiyorum. Kafam 16. asırda. Osmanlı tarihi yazıyorum. Kafam Kanuni devrinde şu anda. Uyur gezer gibiyim. Okyanusta yüzer gibiyim. Bunu da bunun için söyledim. Güzel. Şimdi yeni şahit olduğum bir iki küçük meseleden bahsettikten sonra Cemevi meselesini bu hafta konuşmak istiyorum. Vaktin müsaadesi nispetinde. Cemevi nedir? Bu mabet sayılabilir mi? Bunu mabet saymak isteyenlerin niyeti nedir? Yapmak istedikleri iş nedir? Bunu konuşacağız. Ama gene bu kim milyoner olmak ister programında bir sual sordular. Hangi padişah Latin harflerine taraftar idi? Belki seyrettiniz. İkinci Abdülhamit'miş. İkinci Abdülhamit dedi. O da doğru kabul edildi. Bunu da çok seyredilen bir program olduğu için buradan bu yanlışı da düzeltmek istiyorum. İstitrat kabilinden kısaca Abdülhamit cennet mekan hatırat yazmış değildir. Ortada ona izafe edilen hatıratlar küllühüm yalandır, uydurmadır. Bunlardan birini Süleyman Nazif Bey uydurmuştur. Süleyman Nazif İttihat Terakki'nin aleyhine dönmüş son zamanlarda. Kendi adıyla İttihatçılara hücum cesaretini nefsinde görememiş. Onlar da Mustafa Kemal gibi muhaliflerini asıyor, kesiyordu. Cesaret edemedi. Gazetecileri öldürüyorlar, köprü üstünde suikastle götürüyorlar vesaire. Mustafa Kemal'in mübeşşiri İttihatçılardır. Zaten o da onların içinden çıkmadır. İzmir suikastinde 3 kişi suikast teşebbüsünde bulunmuş, teşebbüste bulunmuş, icra etmemiş. Ancak suikast gerçekleşir, adam ölürse, kurşun atan adam ölürse idam cezası verilir. Teşebbüs ise 2 kademelidir. Tam teşebbüs, nakıs teşebbüs. Tam teşebbüs, suikasti gerçekleştirmek için yapılacak her işi yaparsın, netice elde edemezsin. Mesela ateşlersin silahı, o anda o eğilir, vurulmaz. Bu tam teşebbüstür. Buna bile idam verilmez. Nakıs teşebbüs, yapılacak işleri tamamlamadan teşebbüs halde yakalanmadır. Ziya Hurşit, suikastten sonra kaçmak için Giritli bir motorcuyla anlaştı, adam ihbar etti. Geldi otelde silahıyla milahıyla yakalandı. Merdanede itiraf etti. Evet seni vuracaktım dedi. Bunu astın. Buna bile idam verilemez. 15 kişiyi de siz bunu biliyordunuz da haber vermediniz diye astı. Mustafa Kemal'e tarih soracak. Hangi kanuna istinaden bu adamları astın ki? Bir suikastten haberdar olup da haber vermemek idamı gerektirir diye. Teşebbüse bile idam verilmezdi o kanunla. Yeni değişen İtalyan ceza kanunuydu o kanun. Tercüme edilip alınmış. Biz sanki tarih sahnesine yeni çıktık. Mustafa Kemal Medeni Kanunu İsviçre'den. Borçlar Kanunu Almanya'dan. Ceza Kanunu İtalya'dan. Daha garibini size söyleyeyim mi? O küçücük İsviçre 22 kantondur. Bunların en küçüğü Noşetel'dir. Noşetel şu Üsküdar kadar yoktur. Bizim medeni usul kanunumuz Noşetel kanunudur.
bu millete hakaretin dik alasıdır. Üsküdar kadar bir dahilde muhtar küçük hükümetin kanununu 1000 yıl dünyada süper güç olarak yaşamış bir millete tasdik etmek ne demek biliyor musun? Senin geçmişten hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Sıfır bir şey yapmadın demek. Bu hakarettir millet. Onun beğenmeyip attığı mecelleyi İsrail 1964 yılına kadar kullandı. İsrail'de mecelle 64'te ilga edildi. 75'te Ürdün'de ilga edildi. Ürdün'de de 75'te mi? Küveyt'te. Daha müthiş. Ama İsrail, İsrail olduğu halde bunu yapması enteresan. Neyse. Demek ki sen bu suikastı biliyordun da haber vermedin şeyi hukukla, mantıkla, insanlıkla hayır, bütün muhaliflerini temizledi bu vesileyle. Güzel. İttihatçılar da aynı şekilde hareket ettiler. İttihatçılar buna başladılar. Mağlubiyet, askeri mağlubiyet, hezimet dolayısıyla tasfiye olunca yerini Kemal Paşa'ya bıraktılar. Neden buraya geldim? Ne anlatıyordum? Latin harfleri üstadım. Hüseyin Cahit de o dehşet hengamında iddiaçılara hücuma cüret edemeyince Abdülhamid'in vefatından sonra Beylerbeyinde bir hatıra defteri bulundu diyerek uydurdu. Süleyman Nazif demiştiniz. Efendim. Süleyman Nazif Hoca. Süleyman Nazif. Ne dedim? Süleyman Nazif. Cahit demiştiniz. Süleyman Nazif Bey, evet. Uydurdu. Bunu İbrahim Hakkı Konyalı'ya itiraf etmiştir. Bana da İbrahim Hakkı Konyalı söyledi. Buna dair çok tafsilat için bak biz bir kitap çıkardık. Bir doçent şimdi profesör oldu bu çocuk. Süleyman Efendi'nin kurslarından yetişmedi. Burada tafsilatını görürsünüz. Benim fikirlerim de burada. Süleyman Nazif bir defter bulundu iddiasıyla bunu yayınladı. Orada Abdülhamid'i Latin harflerine taraftar gösterir. Şimdi bunun ilk neşri biliyorsunuz Şubat 1918'de vefat etti Abdülhamid. İlk neşri 1919'da Utarit mecmuasındadır. Utarit mecmuasında. Sonra yine yazı değişmeden Osmanlı zamanı Zaman Kitabevi diye bir kitabevi tarafından kitaplaştırıldı. Sonra 50'lerde Selek Yayın Evi'nden Latinize çıktı. Sonra Osman Yüksel merhum yiğit bir adamdı, mücahit bir adamdı ama ilmi kifayetsizliği sebebiyle bunu doğru zannederek Abdülhamid kendini savunuyor diye yayınladı. 70'li yıllarda da cürcüne oldu. Bir tane de İsmail Hami Danışvent uydurdu. İkincisi de onun uydurmasıdır. Güya Fransızca bir defteri bulunmuş. İsmail Hami'ninkinde bereket bu Latin harfleri meselesi yoktur da Süleyman Nazif'indekinde Abdülhamid'i Latin harflerine taraftar gösterir. Bu yalandır. Abdülhamid İslami şuur bakımından, Yavuz'dan, Kanuni'den geri olmayan bir adamdır. Bu iftiradır. Araştırır belki günün birinde biriniz diye hevesliler için söylüyorum. Sultan Abdülhamid'in not tuttuğu 4 defter tarih kurumundadır. Ama hatırat mahiyetinde değil, yapacağı işleri, aklında kalması lazım gelen işleri vesaire. İnsanlar not tutarlar ya, o kabilden 4 tane defteri tarih kurumunda vardı. Bu yalandır. Millet duysun ki Abdülhamid Latin harflerine taraftar değildir ve olamaz. Halife sıfatıyla. Bir milletin mukaddes kitabının yazılamadığı alfabe o milletin milli alfabesi olamaz. Bize yapılan ihanetin en büyüğü budur. Birdenbire milleti
maziyi kapadı. Kur'an okumak için bir yazı, ayrı yazı öğrenme güçlüğü koydu önümüze. Buna hiçbir esbab-ı mucibe gösterilemez. Efendim güç okunuyormuş. Rica ederim, Latin'in yazısında kimse kimsenin el yazısını okuyamıyor. Ben bu harf üzerine konuşsam bu ders buna yetmez. Şunu bilin ki sağdan sola yazıp okumasını bilmeyen bir adam hanginiz olursanız olun. Ben bir Müslüman münevveriyim sakın demesin. Sen Kemalist dünya içinde cebelan eden bir adamsın. Sağdan sola okur yazar olmak İslam münevveri olmanın birinci şartıdır. Bunu bilmiyorsan Müslümanların cahillerindensin. Bu kadar ehemmiyetlidir. Yazımız bizim medeniyetimizin alameti farikasıdır. Onu değiştirmek, bayrağı değiştirmek gibidir. Hoş onu da değiştirmek istedi de başarılı olamadı. Bir gün bu ülkeye gerçek demokratikleşme gelirse, o zaman şahıslar putlaştırılmaktan çıkacağı için ben de hayatta olursam söyleyeceğim şeylerden irkileceksiniz. O bahisleri açtığım zaman lağım patlamış gibi olacak. Lağım patlarsa ne olursa Kemalist inkılaplar aynen teşhir edildiği zaman o hisse kapılacaksınız. Hatır ve hayalinize gelmedik kötülükler vardı. Akla hayale gelmedik. İslam düşmanlığı vardır. İnşallah öyle bir günü siz görürsünüz, gençsiniz de ben de inşallah görürüm. Dünyada başka putlaştırılan adam kalmadı. Asıl demokratikleşme budur. Ben bu demokratikleşme üzerine de bir iki şey söyleyeyim. Yetiştiremezsek cem meselesini bir dahaki ders yaparız. Doğru bir adım. Kürtler Müslümanlıkları dolayısıyla Türklerin kurduğu bütün devletlerde hiçbir fark gözetilmeden mutlak eşit, sadece kanun karşısında eşit değil, hayatta her şeyde eşit bir muamele görmüşlerdir. Yalnız Kürtler mi? Kürt, Çerkez, Arap, Acem kim olursa olsun. Çünkü bizim devletimiz inananlar bir devlet, bir millet, inanmayanlar bir devlet. El küfrü ümmetün vahide. Küfür bir millet, iman bir millettir. Bu anlayıştaydık. Ama sen devletin temelini dini esaslardan kaydırır, aksine bir yola döker ve ulusal devlet dersen, ondan sonra da Türk olmayan adama ne mutlu Türk'üm diyene diye zorla söyletmeye kalkarsan, bu reaksiyonlar tabii olur. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere zulmedildi. Aşağılandı. Ve zorla Türk dedirtmek istenildi. Dersim harekatının sebebi budur. Kürt isyanı denilen isyanların kahir ekseriyeti budur. Bir tek istisna vardır. O da Şeyh Said isyanıdır. O din adınadır. Allah onu cennete alaya koysun. Allah onu Efendimiz'e komşu etsin. Efendimizin iltifatına mazhar etsin ki bu Kemalist tahribata karşı din namına tek kıyam eden adamdır. Her türlü takdirin fevkindedir. Tarihte iki adamı beğenirim diyor Said Nursi Hazretleri. Biri Barbaros Hayrettin Paşa, biri de İdrisi Bitlisi. Ben tarihte yazdım. Bunların ikisini bir müşterek vasfı olmalı ki bunların ikisini söylesin. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir hükümdarıydı. Geldi Cezayir'i Osmanlı'ya bir vilayet olarak hediye etti. Kaptanı Deryalı'yı kabul etti. İttihad-ı İslam namına.
Yavuz Çaldıran'a giderken de İdrisi Bitlisi, Şark'ın namlı alimi, 26 Kürt beyini harpsiz, darpsiz, kavgasız Yavuz Sultan Selim'e biat ettirdi bütün Kürdistan. Unutmayın, Araplar da dahil, yerli Türkler de dahil. Mesela Karaman Türk'tür, 200 sene Osmanlı'yı uğraştırdı. Harpsiz darpsiz Osmanlı'ya dahil olan yegane unsur Kürtlerdir. Bunlara ulusalcılık adına zulmedildi. Bu zulmün reaksiyonudur bugünkü işler. Bu zulmü kaldırmak istikametinde ne yapılsa alkışlarım. Çünkü Müslümanlık bunu gösteriyor. Bunu icap ettiriyor. Yapılanlar kafi de değildir. Binaenaleyh pakete umumi vasfı itibariyle müsbet bakmakla beraber bir nokta beni endişelendirdi. O da nefret suçu denilen bir suç icat edilmesidir. Güya kitleler birbirlerine hasım olmasınlar diye birbirlerine karşı nefret isharını suç sayacağız diyor. Kanun çıkacak, bakalım nasıl. Peki ben Fethullah'ın yanlışlarını yazdım, sen Fethullah'a nefret hissiyle yazdın dese bana bir savcı ne diyeceğim? Aleviliği tenkit ediyorum, yanlışınız var diyorum. Doğru itikat budur diyorum. Sen bunu nefretle, Alevi'den nefret ediyorsun da onun için söylüyorsun deseler ne diyeceğim? Bu nefret lastikli bir mefhumdur. Ama bekleyelim görelim. Ben bundan iyi bir koku almıyorum. Demokratikleşme denilen şey insanlara insanlık haysiyeti itibariyle tabii haklarını tanımaktan ibaretse bunun dik alası İslam'da vardır. Bizim ne demokrasiye ihtiyacımız var, ne cumhuriyete ihtiyacımız var, ne Avrupa'nın kanununa ihtiyacımız var. Bizim elimizde İslam gibi bir meşale var. Her derdi halleder. Alevilik hariç. Aleviliği halledemezsin, cehalete bina etmektedir. Her derde çare bulur. İktisada da çare bulur. Siyasete de çare bulur. İnsan haklarına da çare bulur. Allah'ın nizamından üstün bir beşeri nizam asla olamaz. Ben eserlerimin birinde demokrasinin İslam'a mugayir noktalarını söyledim. Bizim idealimiz İslam'dır. Allah nizamının gerçekleştiğini görmektir. Bunu istemek, inancımın tatbikatını istemek benim için insanlık hakkı değil mi? Versin bunu bana senin demokrasin. Ben Müslümanım. Benim evlenmeye, boşanmaya, mirasa vesaireye ait şahsın hukuku bahsi, ahkam-ı şahsiye ait mesailimi sen laiklik esasından çözüyorsun, bana tatbik ediyorsun. Buna hakkın yok. Ben inancıma göre evlenip inancıma göre boşanmak isterim. Tanısana bana bu hakkı. Sen laikliği esas aldığın zaman bunu tanıyamazsın. Demek ki laiklik ve demokrasi bizim idealimiz değil. Ama biz aleyhte bir diktatörlükten çıkmaktayız. Nefes aldırıyor bize. Onun için alkışlıyoruz. Matlubumuz bu değildir. Bunun da bizim inancımıza mugayir taraflar var. Bununla beraber keşke demokrasi olsa, geriye baktığımız zaman Kemal'in, İsmet Paşa'nın, Halk Fırkası'nın icraatına baktığımız zaman nefes aldık. Bu neye benziyor biliyor musunuz? 27 Mayıs'ta ben Harbiye'de hücre hapsinde yattım. Hücre hapsinde. Oradan Balmumcu Kışlası'na nakledildik. Ve subhanallah, telefon kulübesi kadar bir beton kutuda 15-16 gün kaldıktan sonra düşün bu salonun yarısı kadar bir odaya düştük. 16 kişi beraberiz. Dışarıya çıkmış kadar sevindim. Halbuki gene hapis. Ama nereden? Tabutluktan çıktım. Bir odaya merhaba diyeceğim adam da var.
Aynen bunun gibi. Biz tek partili devirde aynen o benim yattığım tabutluk gibi, dizlerimin romatizması oradan bana hatıradır. Tabutluk gibi bir hücredeydik. Gene hapisteyiz. Ahkam-ı şer'iye meri olmadığı için. Ama Balmumcu Kışlası'nın biz odasına çıkmış gibiyiz. Bunu onun için geçmişe kıyasen beğeniyoruz. Geleceğe kıyasen asla. Asla. Burada nefret suçundan endişe ediyorum. Bu çok insanın başını belaya koyar. Tatbik edecek savcı ideolojisini kullanır. Kemalist ise sen birinin yanlışını söylediğin zaman bunu nefret sebebiyle söyledin diye sana eziyet edebilir. Lakin şimdiden katı bir şey söylemeyelim. Kanunu çıksın bakalım ne olacak. Bu açılım denilen işle ilgili olarak da bu kadar yeter. Son zamanlarda en ehemmiyetli mesele cami ve cemevini birleştirme meselesi. Bu birleştirme değildir. Bu tam manasıyla ayırmadır. Birleştirme ikisini iç içe sokmakla olur. Mekan itibariyle yan yana getirmek birleştirmek değildir. Mana uzak. Sen bu da ibadethanedir diyorsun. Bu da ibadethanedir diyorsun. Sünni bir alim geçinen Fethullah Efendi de senin bu ibadethanen için para veriyor. Al burayı inşa et. Hepinizin göz önünde değil mi? Ben burada fotokopilerini götürdüm. İzzettin Doğan diyor ki müşterek bir dostumuz vasıtasıyla Fethullah Efendi bana teklif etti. Cemevi cami bir arada yapalım. Ben finanse edeyim. Fethullah bir emekli vaiz. Bu caminin parasını vaizlik emekli maaşından mı veriyor bu cemevinin parasını? Milletten hayır diye topladığı parayla veriyor. Başka türlü mümkün mü? Burada vesikasını götürdüm. Almanya'da bir kiliseye de yüz binlerce, milyonlarca euro vermiş. Fotokopisi burada. Euro. Kilise tamirine. Doğu Almanya'da bir kilise varmış da Doğu Alman komünist zamanında dine itibar etmediği için tamir etmemiş de Alman harbinde, ikinci Han harbinde şey olmuş. Şimdi Alman hükümeti bu tarihi kiliseyi tamir ediyormuş da şahıslardan da yardım. Burada haber var. Göstersem zaten uzaktan göremezsiniz. En büyük yardımı bir Türk yaptı diyor. Kiliseye yardım etmiş. Demek ki onun yanında cemevine yardım etme daha hafif bir şey. Ama netice itibariyle cemevi nedir? Aleviler nedir? Size bunun kısaca tarihçesinden telgraf yazdırır gibi. Bahsederek akaidlerine taalluk eden ve bu yanlışlarda onlarla beraber olmanın imana münafi olan noktalarını tebarruz ettirmek istiyorum. Biz asırlarca Hristiyanların bile isyan etmediği müttefik kılına dokunmadık. İster inansın ister inanmasın. İslam kimseye doğru inancı kabul ettirmek için cebir tatbikine cevaz vermez. Onun için şeytana tapan adam da Osmanlı'da yaşadı. Yezidiler. Kimse sen ne saçmalıktır şeytana nasıl tapıyorsun ilah diyorsun şeytana demedi. Hristiyan Hazreti İsa'yı ilah mevkiine yükseltti. Allah'ın oğludur dedi haşa. Cebrail'i ilah ittihaz etti. Üçlü Tanrı'ya inandı.
İlla Müslüman ol demedi Osmanlı. Sen serbestsin inancını. Olursan ol. İslam gerçeği tebliğ eder. Allah da peygambere diyor ki senin vazifen tebliğ etmektir. Hidayet vermek bana aittir. Kimse zorlanmaz. Eğer bir zorlama varsa doğru Müslüman olun diye biz de İslam adına ona karşıyız. Ama zorlama yok diye sen o batıl inancı hak inancın seviyesine ibla etmeye, ifra etmeye kalkarsan biz o zaman dur deriz. Bu inancın bizimle alakası yok deriz. O zaman Şia nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Çok hulasa olarak size söyleyeyim. Şia'nın ortaya çıkış menşe noktası asıl saadettir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahiy katiplerinden birisi, vahiy katipliği yaparken ehli sünnet alimlerine göre vahyin şavkı gönlüne vurdu. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetin devamını okumadan ve tebarekallahu ahsenül halikin ayetini söyledi. Efendimiz buyurun yazın öyle vahyolundu dedi. Bu sokağa çıktı. Ben de peygamber oldum bana da vahiy geliyor dedi. Peygamber bunu çağırdı. Ceza vereceğinden korktuğu için o zaman henüz fethedilmemiş olan Mekke'ye kaçtı ve müşrik oldu. İrtidat etti. Mekke'nin fethinde bu zat Hazreti Osman'ın süt kardeşiydi. Ona dehalet etti. Beni peygamberin huzuruna çıkar da beni affetsin dedi. Hazreti Osman kolundan tutarak onu peygamberin karşısına getirdi. Ya Resulallah bu zatı affet dedi. Efendimiz arkasını döndü. Tekrar önüne geçti. Aynı sözü tekrarladı. Sağa döndü aynı sözü. Sola döndü aynı sözü. Efendimiz buyurdu ki Osman bu adam bana getirmeden biriniz bunun kellesini vuramadınız mı? Herkesin eli kılıcına gitti. Hayır artık geçti bırakın dedi. Tamam senin özrünü kabul ediyorum. Affını kabul ediyorum. Gözüme görünme dedi. Bu adam Hazreti Ömer zamanında Kuzey Afrika'yı fete giden ordulara katıldı. Başarılar elde etti, kumandan oldu. Hikayesi uzun. Lakin eski fıtratı avdet etti, halka zulmetti. Hazreti Osman bunu azletti. Yerine Abdullah İbni Ömer'i, Muhammed İbni Ebu Bekir'i gönderdi. O hikayeleri anlatmayacağım, çok uzundur. Bu vazifeden ayrılmasından muber olarak Hazreti Osman aleyhindeki Abdullah İbni Sebe'nin partisine, hizbine katıldı. Hazreti Osman'ı öldürmek üzere Medine'ye gelirken yolda Hazreti Osman'ın şehit edildiğini öğrendi, geriye döndü. Ama bu güruhun içinde yer aldı. Şia'nın isterseniz tohum olarak Hazreti Osman'a muhalefet dolayısıyla bunda görebilirsiniz. İsterseniz Abdullah İbni Sebe'de görebilirsiniz. Yemenli bir Yahudi'dir. Sebeiye diye bir mezhep kurmuştur. Bu mezhebe göre Hazreti Ali Allah'tır. Haşa. Uluhiye denilen, bugünkü Suriye hakim olan Nusayriler de böyledir. Başka onlar hakkında da bir ders yapacağız. Uluhiyedir. Abdullah İbni Sebe başlattı bu işi. Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasında
İçtihat farkından. Sadece içtihat farkından. Uzun gider anlatamıyorum. Kitapta çok tafsilatıyla yazdım. Bu tahrif hareketlerinin birinci cildi baştan başa budur. 700 sayfa kitaptır o. Okursunuz. Bugüne gelmem için atlayarak gideceğim. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki ihtilafta taraftar manasına bu Şia kelimesi ortaya çıktı. Şia'yı Ali, Şia'yı Muaviye diye başladı. Ali taraftarları, Muaviye taraftarları. Sonra bu Şia kelimesi Hazreti Ali taraftarlarının üzerinde kaldı. Hazreti Muaviye taraftarları Ehli Sünnet ismini benimsediler ve o yaygınlaştı. Şia arkadaş taraftar demek. Bunun Hazreti Ali'ye Allah demekten Hazreti Ali eftalü sahabedir. Yahut şöyle diyelim. Hazreti Ali eftalü sahabedir demekten Hazreti Ali Allah'tır demeye kadar 40 küsür çeşidi vardır. En ehveni nedir? En ehveni Hazreti Ali eftalü sahabedir. Ne demek bu tabir? Sahabenin en faziletlisi Hazreti Ali'dir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber'den sonra halife onun olması lazımdı. Ebu Bekir, Ömer, Osman onun hakkını gasp ettiler. Ama bu mufaddala dediğimiz Hazreti Ali'yi sair ashab-ı kirama taftil edenlerin Şia'nın en ehveni işi bu noktada bırakmadı. Küfrü mucip başka işleri de var. Onlardan iki tanesini hatırlatayım size. Bu en ehveninde birincisi İbn-i Selül Reisül Münafıkîn adında bir zattı. Hazreti Ayşe'ye iftira etti. Bu iftira üzerine ayet geldi. Allah ıfkun azim. Büyük iftira diye onu vasıflandırdı. Yani Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftiradan Allah onu tebriğe ediyor. Temize çıkarıyor. Böyle bir şey yok. Büyük iftiradır diyor. Mufaddala dediğimiz bugünkü İran mezhebi 12 imam kabul edip de 12.si kayboldu da kıyamete yakın çıkacaktır hikayesinden dolayı 12 imam mezhebi de denilen İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'ne istinaden Caferilik de denilen bu mezhepte Hazreti Ayşe telaffuzuna edep ettiğim bir kelimeyle itham edilir. Ayete aykırı bu söz küfrü muciptir. Ayet iftiradır diyor. Sen gerçek kabul ederek Hazreti Ayşe'ye itham ediyorsan küfür Allah'ın bir ayetini inkarla başlar. Bir tek ayetin hükmünü kabul etmemek, onun haram dediğini helal demek, helal dediğini haram demek küfrü muciptir. Ve Kur'an'ın tamamını reddetmekle eş değerdedir. Neden? Bir İslami kaide vardır. Amel kabili tecezzidir, iman gayri kabili tecezzidir. Bunun manası, amelden birini yapar, birini yapmazsan, yapmadığın dolayısıyla yaptığın amel boşa gitmez. Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Orucun fazileti eksilir. Yoksa oruç sahih olmaktan çıkmaz. Çünkü ameller müstakildir. Ama iman gayri kabili tecezzidir. Bölünmez bir bütündür. Bir ayeti reddetmekle bütün Kur'an'ı reddetmek eş değerde bir tavırdır. Şimdi Allah ayetle Hazreti Ayşe'yi tebriğ ettiği halde sen ithama devam ediyorsan bu ayete aykırıdır ve bu senin için küfrü muciptir. Bu en ehveni. İkinci ehemmiyetli nokta, gene bu mufaddala en ehveni olanlar
Diyorlar ki Hazreti Osman Kur'an'ı tanzim ederken Ehl-i Beyt'le ilgili ayetleri Kur'an'a sokmadı. Bakın size bir gerçek söyleyeyim. Bugün İran'da Kur'an'ı baştan başa ezbere bilen bir hafız yoktur. O güya şeriat dava eden İran'da bir tek hafız yoktur. Neden? Çünkü bu Kur'an'ı ezberlemekle hafız olunmaz. Hazreti Fatıma'nın elinde bir Kur'an varmış. Asıl Kur'an oymuş. İmam-ı Cafer-i Sadık'a atfen bunu söylüyorlar. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri İmam-ı Azam Hazretleri'nin üvey babası ve hocasıdır. Haşa ki böyle bir şey desin. Bu iş tamamen Yahudi uydurmasıdır. Aleviliğin bütün temelleri, bu kitabı da yazan bir Alevi şeyhül ulemasıdır. Bırakın, Aleviler reisidir bu adam. Babasını öldürdüler. Bütün Şia usullerinin Yahudilikten çıktığını ispat ediyor. Bu adam Amerika'da yaşıyor, kaçtı. Bu kitabı da Amerika'da yazdı. Hepsi Yahudi icadıdır. O matem tutma, sırtını kanatma, Necef taşından bilmem ne, hepsi Yahudi. Bu alim bir adamdır, bunu ispat etmiştir. Ama Alevilerin ilimle, irfanla alakası yoktur. Aleviler inat üzerine yürürler. İnat. Kin üzerine işte. Asıl nefret onlarda. Bakalım bu nefret kanunu çıkarsa onlara tatbik edecekler mi? Göreceğiz. Evet. Hazreti Osman iddialarına göre inanılmaz bir şeydir. 10.000 ayet eksiltti Kur'an. Kur'an'da Ehl-i Beyt'le ilgili 10.000 ayet varmış. İşte bu tam bir acem mübalağasıdır. Ele geçen iki sure vardır. Acemlerin uydurduğu. Ahuntların elindeki bir Kur'an'da iki sure ilave vardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'in sıhhati hakkında hiçbir gavur, gayrimüslim bir iddia sahibi değildir. İncil gibi değildir Kur'an. Hazreti Osman'ın üzerinde şehit edildiği Kur'an Topkapı Sarayı'nda gidin görün. 1400 senelik Kur'an Topkapı Sarayı'ndadır. Bizim kitabımız Allah'ın beyanıyla korunmuştur. Allah onu biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Sen de diyorsun ki Allah bunu koruyamadı çünkü Hazreti Osman değiştirdi. Eğer Hazreti Osman Kur'an'ı azalttıysa, Ehl-i Beyt'le ilgili ayetleri buraya koymadıysa, Allah'ın onu biz indirdik, biz koruyacağız sözü gerçek değil. Gerçekleşmedi. Haşa, Allah yanlış konuştu. Bu nedir? Küfür. Bu küfürdür. Allah'ı tekziptir. Bu en hafifi mufaddala. Hazreti Ali'yi sair sahabe-i kirama taftil edenler. Peki bu arada şunu söyleyeyim. Ehli sünnete göre taftil caiz midir? İstisnai olarak caizdir. Şu sahabe şu sahabeden büyüktür demek edebe aykırıdır. Ehli sünnete göre. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kısım sahabeyi taftil etmiş ise üstün ve faziletli görmüş ve bunu ifade buyurmuşsa biz de onun tercihi dolayısıyla bu taftili yapabiliriz. Mesela aşere-i mübeşşereden olan hayattayken cennetle müjdelenmiş 10 sahabe böyle müjdelenmemiş olanlardan üstündür dersin. Bunda bir beis yoktur. Çünkü peygamber onların üstünlüğünü söylüyor. Bunun dışında Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ali daha büyüktür. Hazreti Ali'den Hazreti Ömer daha büyüktür gibi laflar edebe aykırıdır. Biz beraber yaşadığımız insanları doğru tanıyamıyoruz. Yıllarca arkadaşlık ettikten sonra bir işine şahit oluyoruz. Ya seni tanıyamamışım diyoruz. 1400 sene belki insanları kantara koyup tartıp döküp de şu büyüktür, bu küçüktür demek
edepsizliktir. Onlar diyor ki Hazreti Ali eftalü sahabedir. Burada kalsa, bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir'e ilmi ledün vermiştir. Bu ilim sadırdan sadıradır. Satırdan satıra değil. Bu sebepledir ki tarikatlar içinde sadece Nakşi tarikatı Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Ondan başlar. Silsile itibariyle Hazreti Ebu Bekir'den başlar. Bunun dışındaki bütün tarikatlar Hazreti Ali'den başlar. Hazreti Ali şah-ı velayettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam pek çok metiyesi var. Biz de bunlara uyarız. Ama bir kimsenin büyük olması kendinden küçük olan adama karşı her zaman haklı olacağını, her zaman sözün daha doğru olduğunu gerektirmez. Bazen bir çocuk bile babasından daha doğru bir şey söyleyebilir. Hazreti Muaviye aşere-i mübeşşereden değil. Ama vahiy katibi, sahabe hakkında birçok peygamberin metiyesi var. Bize düşmemiş. O daha büyüktür, bu daha küçüktür demek. Aralarındaki mesele içtihat meselesidir. Ben hem muhtelif sohbetlerde söyledim, hem de kitaba yazdım. İran'dan beni protesto ettiler. Bana göre Hazreti Ali'nin içtihadı daha doğrudur. Burada size bir şey söyleyeyim. İçtihada taalluk eden bir meselede ayet hadis gibi değildir. Muayyen bir içtihadı kabule kimse zorlanamaz. Çünkü içtihad ile içtihat naksedilmez. Bunun bir istisnası vardır. O istisnada şudur. Ulul emr olan zat maslahatın değerlendirilmesinden dolayı içtihatlardan birini tercih eder de emrederse İçtihadı o merkezde, o mahiyette olmayan da ona itaatle mükelleftir. Çünkü ulul emr o içtihadı tercih etmiş, emretmiştir. Bunun misalini kendi tarihimizde misalini Mecelle ile verebiliriz. Mecelle bir telfiktir. Telfik demek mezheplerin birleştirilmesi demektir. Telfik-i mezahip hem caizdir hem değildir. Caizdir hayati güçlükler karşısında ihtiyaca en uygun olan içtihadı başka mezhepten de olsa alıp tatbik etmek. Caiz olmayan yönü kolaylıkları cem etmek suretiyle telfik caiz değildir. Bu suistimaldir din. Namazı Şafii'ye göre, abdesti Hanefi'ye göre yapamaz. Ama bir güçlük. Mesela seferde namazı cem ve kasretmek. Öğlenle ikindiyi beraber kılmak. Akşamla yatsıyı beraber kılmak. Ya önceden ya sonradan. Şafii içtihadıdır. Zarurette alırsın, o da büyük bir içtihattır. Kılamıyorsun, kazaya kalacağını bölümünü tatbik edersin. Bunun karşısında diyenler var ki, böyle bir mecburiyetle bir kolaylığı başka mezhepten alırsan, oradan bir de güçlük al. Mesela Şafii'den bunu aldınsa, kadın eline değdiğin zaman abdest tazeli. Orada kadın eline değince abdest bozuluyor. Ki bu güçlüğü almakla göstermiş olursun ki kolaylığından dolayı bunu yapmadın. Her neyse, telfik-i mezahip meselesinde Mecelle bizim için bir örnektir. Mecelle'de dört mezhepten de kaide vardır. Şimdi sorarlar kaç mezhep var? Herkes dört mezhep vardır.
Bu cahil sözüdür. Dört mezhep yok, çok mezhep var. Ama dört tanesinin etbağı var. Tabi olanı var. Bazı mezhepler kitaplarda kalmıştır. Tatbik alanı bulamamış. O mezheplerden bile, tatbikatta olmayan mezheplerden bile içtihatlar devşirilmiş, zamanın şartlarına en uyan kaideler alınmış. Ulul emr olan Abdülaziz rahmetullahi aleyhin emriyle bu yürürlüğe girmiş. Şimdi mecelleyi tatbik ettiği adam, ben Hanefiyim, burada Şafii içtihadına göre beni muhakeme edilsin diyemez. Çünkü ulul emr onu tercih etti ve emretti. Bunun tipik bir misali de Yavuz devrinde görmüştür. Yavuz Sultan Selim İran üzerine yürüyeceği zaman 50 hocayla müzakere yaptı. Bu işi. Bunlarla harp edilir mi? Bunları kafir kabul edip harp eder miyiz? Ulemanın çoğu ehli kıble tekfir olunmaz. Bir umumi hüküm var. Bunlar da namaz kılıyor. Bu yanlışları biz bunların cehaletlerine hamlederiz. Bunlarla harp edilmez dediler. Bunun için de zembilli bile var. Fakat medrese hocalarından birisi, ben onu kitabıma aldım, bir fetva verdi. Hatta o kadar şiddetli ki bunlarda takıya vardır. Tövbe ettir deseler bile tövbelerine itimat olunarak katlolunalar diyor. Tövbelerine itibar etme diyor. Çünkü takıya vardı. Yalandan tövbe ettim der, öbür tarafa gider. Bu da tarihte çok görülmüştür. Benim kitaplarım birinde böyle bir alimin devletin göndermesiyle onlarla yaptığı münakaşaları anlatan bir risalesi var ek olarak. Bütün yanlışlarını onlara ispat etti, sırtları duvara vurdu. Tövbe, biz bir daha Hazreti Ayşe'ye de sövmeyeceğiz. Hulefai Raşid'e de sövmeyeceğiz falan dediler. İşte hala devam ediyor. Geriye döndün, gene devam ediyor. Takiye. Takiye yaparlar. Aslında tövbe etmek, fikrinden dönmedikleri halde dönmüş görmek için. Ulan itibar olunmayarak katlolunalar diyor. Yavuz da hocalara dönüyor, diyor ki sizinki bir iştihat. Bu efendininki de bir iştihat. Doğru mu? Doğru. Peki ulul emr bu iştihatlardan birini tercih eder de ona emrederse itaatle mükellef misiniz? Evet. Ben bu efendinin iştihatını kabul ediyorum. Asi veya muti olmaya karar verdi. Ve onun fetvasıyla gidiyor. Ama zembille Ali Efendi sonradan, seferden sonra Hasan Can onların akaid kitaplarını getirip gösterince, bu kitapları görmüş olsaydım ben de bu fetvayı verirdim demiştir. Çünkü kitaplarında akaide aykırı sözler var, küfrü mucib sözler var. Ben onlardan bir kısmını aldım. Burada kendi kitaplarından sayfalar dolusu gösterdim küfrü mucib işler. Demek oluyor ki Şia Hazreti Ali taraftarlığıdır alameti farikası. Hazreti Ali'ye Allah demekle eftalü sahabe demek arasında gidip gelen 40'tan fazla şubesi vardır. Bizim Alevilere gelince Cemevi muhtelif görüşler var. Bu bizim Alevilerden İzzettin Doğan. İzzettin Doğan. Alevi Federasyonu Başkanı. Sıradan bir adam değil. Hukuk profesörü. Ben dinledim. Cevizoğlu'nun programında. İstersen buradan okuyayım. Buraya da yazdım. Biz Müslüman değiliz dedi. İsteyenler bu kitapta görebilir bu sözleri. Biz Müslüman değiliz. Cevizoğlu dedi ki bu sözü nasıl söylüyor? Biz cami istemiyoruz, biz Müslüman değiliz. Sığdıramayacağımı anladığım için kısa gidiyorum. Biz Müslüman değiliz.
Nasıl olur, siz alemi diyorlar. Siz Hazreti Ali ile yola girdiniz. Dedi ki evet. O Ali ile yola girdik ama bugün bizim kafamızdaki o Ali değildir. O Ali de Sünnidir dedi. Bizim kafamızdaki Ali başka Ali. Biz aynen böyle Hristiyanlıktan aldık. Yahudilikten aldık. Musevilikten aldık. Şamanizmden aldık. Müslümanlıktan aldık. Yeni bir diniz dedi. Onun için cami istemiyoruz. Cami istemiyoruz. Şimdi bunu en başta bir adam söylüyor. Aynı adam. Burada gene Alevi Sempozyumunda biz Kur'an-ı Kerim'i isterseniz okuyayım, isterseniz söyleyeyim çünkü vakit daraldı. Söyleyeceklerimin onda birini söyleyemedim. Biz Kur'an-ı Kerim'i saz eşliğinde dinleriz diyor. Musikiyle daha iyi olur diyor. Saz çalarak Kur'an dinleriz diyor. Aynı adam. Peki diğer bir Alevi lideri, acaba Alevilerin bunlardan haberi var mı, zavallı fukara cahillerinin haberi var mı? Bunlar elebaşıları. Hazreti Ali Atatürk olarak dünyaya döndü. Gülüyorsunuz, internette var, alın okuyun. Canlı yayında geçen haftalarda gene söylediler. Gene söyledi mi? Evet, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı. Bunu internetten aldık. Bütün Alevilerin inandığı bir olayı taraftan Neşe Düzel'e verdiği röportajı anlatıyor. Balkız'ın aktardığına göre Hazreti Ali ölümünden sonra Atatürk olarak yeniden dünyaya geldi. Devamını okumayayım size. Bu nedir? Bu reenkarnasyondur. Reenkarnasyonun itikat Kur'an'a muhalefettir. Bu küfürdür. Yani bir insan ruhu birkaç kere dünyaya geliyor demek küfrü muciptir. Allah bunu men ediyor. Her insan bu dünya hayatını bir defa yaşar. Bir defa yaşar. Daha kötü şeyler var. Mesela Dürzü mezhebinde daha kötü inançlar var. O ruhlar tekrar dünyaya gelir de kötülerin ruhu kadın olarak gelir. Kedi köpek olarak gelir. Onlar da var buralarda. İsterseniz okurum size. Dürzülük de Alevi mezhebin biridir. Ama kitapta isteyenler tafsilatına bakarlar. Böyle akla durgunluk verecek saçmalıklar var bu işin içinde. Şimdi sen cemevi yapıyorsun. Yap. Tekke kabul et. Bir kültür evi kabul et. Efendim. Dernek kabul et. Ne kabul edersen et. Ama sen buna mabet diyorsan, camiye eş bunu tutuyorsan, içinde yaptığın işin ibadet olması lazım. Diyorlar ki efendim, yeryüzünün her tarafı mabettir, her yerde namaz kılınır. Evet, her yerde temiz olmak şartıyla namaz kılınır da, her namaz kılınan yer mabet olmaz. Mabet ibadete tahsis edilen yerdir. İçinde sadece ibadet yapılan yerdir. Kelime oyunu yapmaya gerek yok. Sen düğün salonundaki rezilliği camide yapabilir misin? Meyhanedeki rezilliği camide yapabilir misin? Cami sadece ibadete tahsis edilen bir yer demektir. Peki sen cemevinde ne yapıyorsun? Semah yapıyorsun. Dönüp duruyorsun. Peki bu semağı Mevlevi'nin dönmesi gibi kabul edebiliriz, kültür işi. Sen buna ibadet diyorsan, ibadet olan şey Allah tarafından emredilecek, teşri buyurulmuş olacak. Allah diyecek ki şunu yapın ibadet olarak, şunu yapın bunu yapın. Sen Allah'ın kitabında madem Müslümanlık dava ediyorsun, hadi biz Müslümanız değiliz diyen İzzettin Doğan'ı bir tarafa bırakalım.
Onu hesaba katmayalım. Ama ben burada yazdım. Ben bekledim ki Aleviler buna itiraz edeler. Buna bir Alevi o programda itiraz etti. Amasya'dan bir eski Adalet Partisi milletvekili dedi ki sen Aleviliği doğru anlatmıyorsun. Ben Aleviyim, hacca da gittim, namaz da kılıyorum. Alevilik ayrı bir din değildir. İslam'ın bir yorum tarzıdır. Biraz münakaşa ettiler. Velhet dali namin. Bu televizyonda. Ama bu milyonla adamız diyorsunuz. Şu milyonla adam hala bu adamı o federasyonun başında tutuyor. Sen İslam'dan ayrı bir dindir diyorsun Alevilik. Biz Müslümanız. Ne işin var bizim başımızda deyip de bunun kongrede bir muhalifini görmedik. Sükut ikrardan gelir. Kabul ediyorsun demek ki. Demek ki en azından onu seçenler arasında onun gibi düşünenler var. Şimdi ben Türkiye'deki Alevileri başka bir programda da söyledim. Burada 30-40 çeşidini anlattım. Bunlardan hiçbirine sokamıyorum. Caferi desem değil. Efendim, İsmail'i desem değil. Nusayri desem değil. Hiçbirine benzemiyor bunlar. İçinde düzgün namaz kılan da var. Namazla, niyazla hiç alakasız adam da var. İşte bu Balkır gibi Atatürk Hazreti Ali Atatürk olarak geldi deyip ona secde etti bu herif. Cem evinde secde etti. Ben bunu da gördüm televizyonda. Onların televizyonunda gördüm. Secde etti. Böyle adam da var. Protesto eden yok. Benden başka bunun kınayanı ben görmedim. Bu nasıl iş? Şimdi şu rezillik ortadayken sen cemevi yapılsın diye para veriyorsun, milletten hayır yapmak için toplanan paralardan para veriyorsun cemevi. Ne yapılıyor orada? İçki içiliyor, saç çalınıyor. Siz cemevinde namaz kılındığını gördünüz mü? Şimdi adet oldu, cenaze namazı kılıyorlar. Bu da bir ayrılık sebebi. Camiye götürmüyor, oraya götürüyor. Cenaze namazı her yerde kılınır. Ama Müslümanların cenazesi camiye gelirken sen oraya gitmeyip de cem evine götürmen gene orayı mabet telakki etmene delalet eder. Hayrettin Karaman güzel bir yazı yazdı. Bir dinin iki mabedi olmaz. İslam mabedi camidir, Müslümansan camiye gelirsin. Biz kimseyi camiye gelmeye de zorlamıyoruz. Namaz kılmamakla bir adam dinden çıkmaz. Şu şartla ki, tembelliğinden kılmaya, namazı hafife alarak, namazı terk edenin namaz şeyi, tavrı küfürdür. Onun da böyle fetvasını getirdim buraya da, şimdi bunlara fazla yer veremiyorum maalesef. Onun da fetvasını getirdim. Namazı hafife almaktan dolayı kılmayan adamın tavrı küfürdür. Bunu alimler söylüyor, eski alimler söylüyor. Muhalledat-ı İslamiye, İslam klasikleri böyle beyan ediyor. Bak klasiği biliyorsunuz, muhalledatı bilmezsiniz. İçinde bulunduğunuz bir facia da dil faciası, dil. Dil. Bir gün gelecek ki bizim çocuklarımız soracak. Berber ne demek? Çünkü kuaförü bilecek. Mektep ne demek? Okulu bilecek. Usul ne demek? Metodu bilecek. Gavurun kelimeleri boğuyor bizimkileri. Ben çocuktum. Köy türküsü söyleyeyim size. Ey mustantik mustantik tabancamı ver bağ. Ben mustantik kelimesini hukuk mezunlarına soruyorum. Ne demek bilmiyor. Sorgu hakimi dersen bilir. Katip-i adil ne demek diye hukukçuya soruyorum bilmiyor. Noter dersen biliyor. Ben okurken katip-i adildi bunun adı.
1930'a kadar avukat kelimesi yoktu. Muhami. Şimdi muhami kelimesini sor. Hukuk fakültesi profesörüne bilmez. Bir facia da bu dil. Onun için Şia'nın her birinin ayrı adı var. Çünkü farkları var. Bunları şimdi biz hangi kategoriye koyalım? Namaz kılanı var. Hiç şüphesiz namaza hafife almaktan kılmayanı var. Ben bilmiyorum ve zannetmiyorum ki İran'daki Şia fıkıh geliştirmiştir. Bakın, başka Şia kollarında fıkıh yoktur. Sade Yemenliler Hanefi fıkhını tatbik ederler. Alevi oldukları halde Hanefi fıkhını. Diğer bu perakende Alevi gruplarında bir fıkıh geliştirilmiş değildir. İran bunun istisnasıdır. İran'da fıkıh meselelerini, abdestle, namazla vesaire dair meseleler, acaba bizim Alevilerde namaz kılanlar biliyor mu? Ben Alevi gördüm. Taş koymuyor. Senin benim gibi camiye geliyor. Ben bu Aleviliği Hümeyni zamanında Almanya'da tenkit ediyordum. Cuma günü adam biri çıktı, dedi ki sen dedi ayıp ediyorsun. Bak ben Aleviyim, cumaya geldim dedi. Senin gibi Alevi'nin başım üstünde yeri var dedim. Taşın var mı Recep? Taşı koyuyor musun secdeye? Hayır dedi. İyi. Sen bir Alevi adını taşıyorsun. Ha, demin bir şey anlatıyordum, üstüne laf geldi. Tarikatlar sadece Nakşi tarikatı. Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Öteki tarikatların hepsi Hazreti Ali'ye dayanır. İlm-i Ledün ikisine verilmiş. Bundan dolayı Nakşi tarikatı dışındaki bütün tarikatlarda Neşve-i Aleviye denilen bir dava vardır. Neşve-i Aleviye demek Hazreti Ali'ye muhabbetin fazlalığı demektir. Bunda bir beis yok ki. Ama Hazreti Ali'ye muhabbet fazlalığından Hazreti Muaviye sövüyorsan o zaman gitti nokta altına. Öyle sövmelere dair de zannedersem bunun ikinci cildinde misaller verdim ve cevaplarını da verdim. Hazreti Muaviye Hulefai Raşid'in ayarında bir şahsiyettir. Hulefai Raşid ilk defa İslam dünyasında daimi ordu kuran odur. Kıbrıs'ı fethetmiş. Rodos'u zapta teşebbüs etmiş. Rodos adasını. İstanbul'a Yezid'i göndermiş kumandan olarak İstanbul'un fethini. Ebu Ayyub El Ensari de Yezid'in emrinde gelmiş. Aleyhine konuştuğunuz insanlar, size sözün başında dedim ki teemmül edin. Lehte hükmetmek için de aleyhte hükmetmek için de. Bizim bazı hocalarımız bile televizyon kürsülerinde Yezid'e sövüp savuyorlar. Bunlara İmam-ı Gazali'nin İhyası'nı tavsiye ederim. Bir halk kitabı, herkesin elinde olan bir kitaptır. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden dolayı Yezid'i itham edecek hiçbir delil yoktur der İmam-ı Gazali. Sen nasıl sövüp savuyorsun? Hüccetil İslam denilen bir alim bunu söylüyor. Sen kimsin ki Alevi propagandasının tesiriyle tabiinden birine sövüyorsun? Hele Hazreti Muaviye dil uzatanlara. Neunzübillah. Neunzübillah. Bunun küfür olduğunu bile söyleyen alimler var. Peki bu dava böyleyken cemevi ibadet sayılsın. Cemevi ibadet sayıldığı takdirde, orada yapılan ibadethane sayıldığı takdirde, orada yapılan işler de ibadet sayılacak. Çünkü ibadethane ibadet yapılan yerdir. İbadet yapılan yerdir. Peki sen orada semah yapıyorsun. Bu semahın ibadet olduğunu iddia ediyorsan
bunun teşrii buyurulmuş olması lazım. Bir şer'i delil gösterin ki Allah böyle yapılmasını emrediyor. Halbuki Ebu Suud Efendi'nin buraya getirdim fetvasını. Şimdi bunları ben hep niyetim vardı burada size teker teker okuyayım da. İşte hafızlar okudu, günler kısaldı bilmem ne. Şimdi ona şans görmedim kendimde, o işe girişmiyorum. Ama Ebu Suud Efendi diyor ki dervişler, ehli tarik zikrederken Allah hay, Allah hay, Allah hay sallanıyor. Yahut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Şazeliler böyle zikreder. Bu salınmayı ibadet kabul etsek küfürdür. Dese ki bu mubah bir şeydir. Ben böyle heyecan duyuyorum hareketten. Bir şey lazım gelmez. O fetvaları da getirdim burada. İstersen sen onları ekranda göster. Hiç olmazsa. Aa, göster. Allah diyen adamın Allah derken yaptığı hareketi ibadet kabul ettiği takdirde kafir olduğuna Ebu Suud hükmederken sen içki içtiğin, saz çaldığın, korona benzer bir oyun oynadığın bir şeyi ibadet mi sayıyorsun? Ben sana o zaman diyeceğim bir tek şey var. Yaşasın cehennem. Yaşasın cehennem. Başka bir çare yok. Ebu Suud gibi bir adam bizim tarihimizde sadece Ebu Suud Efendi'ye Müftü-yü Sakaleyn denilmiş. Ne demek sakaleyin biliyor musunuz? Peygamberin bir sıfatı da Nebiyyü Sakaleyn'dir. Sakaleyn demek sade insanlara değil, cinlere de hitap eden demektir. Cinler de bizim peygamberimizi kabul veya reddetmekle mükelleftirler. Onlar da vaaz-ı nasihat ederdi. İnsanlar ve cinlerin peygamberi demektir Resulü Sakaleyn. Müftü-yü Sakaleyn de insanlara ve cinlere vaaz-ı nasihat eden o selahiyette adam demektir. Osmanlı tarihi boyunca tek Müftü-yü Sakaleyn unvanıyla anılan alim Allah derken salınmayı ibadet sayan kafirdir. Bunu bulmakta güçlük çekmezsiniz. Ertuğrul Düzdağ'a yayınlanmış Ebu Suud'un fetvaları. Ben de buradan fotokopi yaptım, size gösterecektim. Bende asıllar da var. Asıllar da var. Demek oluyor ki cem evinde yapılan hiçbir şey ibadet değildir. Çünkü ibadethane sade ibadete tahsis edilen yerdir. Sen orada ne yapıyorsun? Orada betahsis yaptığın iş sama, saç çalmak, içki içmek. Her ne kadar İzzettin Doğan bu kitapta biz Kur'an-ı Kerim'i saç çalarak okuruz diyorsa da, okuyayım isterseniz size, bu bir sempozyumda. Ensar Vakfı'nın yaptığı bir sempozyumda söylediği sözler. Diyorsa da, ben hiçbir cem evinde Kur'an okunduğunu görmedim. Bu kadar gösteri yapıyorlar televizyonda. Bir de bak tabii Kur'an-ı Kerim. Yani biz şurada teberrüken derse başlayacağız. Kur'an'la başlayalım dedik ya. Nedir Kur'an'a? Ya benim hayatımın en büyük bahtiyarlığı ne biliyor musunuz? Ne kabul ediyorum en büyük bahtiyarlığı? Kur'an yeryüzüne indikten sonra dünyaya gönderilmem. Ruhlar aleminde Allahu Azimüşşan kün emri varit olduğu zaman bütün insanlık gelmiş ve gelecek yaratılmış. An-ı vahitte. Herkes zamanı gelince dünyaya gönderiliyor. Kur'an yeryüzüne indikten sonra benim dünyaya gönderilmem benim için en büyük bahtiyarlıktır. Ben Allah'ı Samet, Ehad sıfatlarıyla nasıl bulacaktım akılla? Bugüne kadar akılla yaptığım işlerde 40 tane yanlışımı görüyorum geriye baktığım zaman. Herkes de böyledir.
Ben daha hayatın pratiğine karşı bir sürü yanlış yapmışken, kainatın halik-i zişanını zamansız ve mekansız bir alemde var olan bir varlığı, ehadiyet sıfatıyla, samediyet sıfatıyla ben kavrayacaktım. Haşa. Haşa. Bu ne büyük bahtiyarlık. Kur'an'dan sonra gelmek. Bir bahtiyarlık da onun en zayıf zamanında gelmek ki ahiret kolay olsun. Ahiret kazanmak kolay olsun. Bir milyardere sen yardım etmeye kalksan hakaret sayar, seni kovar. Ama onun iflas ettiği bir zamanda gitsen az bir yardım memnun olur da bizde hala düşünenler var diye de gözyaşına döker sevincinden. Bu din-i Muhammed'i el-İslamu yalu ve la yula aleyh. İslam aladır, ondan ala bir şey olamaz. Ama fiiliyatta, tatbikatta yetim çocuk gibidir. Hor ve hakirdir. Aha bizi Müslümanlar idare ediyor. Çıkın ortaya da deyin ki hiç olmazsa ahkam-ı şahsiyede hukuk İslam'a uysun diyemezsiniz. Aha anayasa yapılıyor. Mustafa Kemal bile bir devresinde şeriye vekaleti vardı. Bir kanun çıkacağı zaman şeriye encümende görüşülürdü. Kur'an'a aykırılığı tescil edildikten sonra alakalı bakanlığın komisyonuna gelirdi. Gene böyle yap. Ey siyasiler, siz demiyor musunuz ki %98'i Müslüman bu milletin? %98'in demokrasiz dediğiniz bir günde inancına aykırı bir kanun nasıl yapıyorsun? Senin beşeri iraden Allah'ın iradesinden üstün tutuluyor. Mustafa Kemal'in yaptığı budur. Allah'ın iradesini aksettiren kanunu çöpe, bayrağı haç olan İsviçre milletinin iradesinin mâkesi olan kanunu meriyete koydu. Bu sultan hala devam ediyor. Değil bakalım, yapılır mı? Buna vicdanen razı olsalar da fiiliyatlarını, o vicdanlarını sesine uydurarak yapacak derecede kendilerini yiğit addedecek adam yoktur. Şartları müsait değildir, bu korku, bu nakıs hareket makuldür, değildir. Bunlar ayrı ayrı mülazaydı. Ama gerçek bu. Hala İslam mağluptur bu ülkede. Müslümanların hakim olduğu zaman da cuma namazını, cuma hutbesini okuyan nerede bastonum? Cuma hutbesi nasıl okunurdu biliyor musunuz? Size bir tarihi misalle anlatayım. Hatip bastona dayanır. Bu baston kılıçtır, kılıç. Kılıca dayanır ve ben bu gücü elimde tuttuğum için hakkı kelamım var. Burada istediğimi söylüyorum manasınadır. Bugün Beyazıt Camii'nde bu anane ayıp bir şeymiş gibi ikinci Beyazıt'ın kılıcını getirir müezzin koyar buraya. Hatip onu alır böyle göstermeyerek merdivenin kenarına koyar, ondan sonra Ankara'dan gelmiş Mustafa Kemal Metiyesi'ni ihtiva eden hutbeyi okur. Evet. Çünkü rızkından korkar. O cümleyi okuması atılmaktan korkar. Bu milletin en korkak sınıfı ikidir. Biri imamlar, biri askerler. Mesleklerinden atılsalar aç kalacaklarını zannederler. Halbuki Allah-u Azimüşşan sadece rızkı teminat altına alıyor. El rızkü alellah. Allah'ın rızıktan başka garanti ettiği hiçbir şey yoktur. Böyle olduğu halde bu iki sınıf rızkından korkar, atılmaktan korkar. Diyanet emretse ki haç takın, takmayacak hoca %1 çıkmaz. Halbuki kılıca dayanıyordu da okuyordu. Her memlekette bir yerde kılıca dayanarak okunurdu. Bu güç demektir. Biz %98'iz ama hadi buyurun bakalım, bizim inancımıza aykırı kanun yapmasın bu parlamento. Anayasa yapıyorsun. Mustafa Kemal bile milleti aldatmak için belli bir mevsim böyle yaptı. Onun icraatına da uygundur diye isterseniz bir tevil ederek onu da kullanalım. Yapın deyin bakalım, yapacak biri var mı? Niye yok?
Çünkü millet İslami şuur bakımından tam manasıyla şuurlanmadı. İşte bu noktadandır ki bugün yapılacak en mühim iş, istersen Vehbi Koç gibi zengin olma şansın olsun, terk et. Allah'ın dini galip gelsin diye çalış. Üstelik bu ülke öyle bir ülkedir ki yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu dini Muhammedi burada çöktü. Büyük deprem burada oldu. İslam dünyasında olanlar artı depremlerdir. Kafirin büyüğü burada çıktı. Firavun burada çıktı, Haman Mısır'da çıktı. Burada İslam'ın galebesi için üst üste iki taş koymak, topyekün Afganistan'ı, Yemen'i fethetmekten daha mühimdir. Çünkü İslam dünyası bir beden kabul edilse, beyin bu ülkedir, kalp bu ülkedir. Kalbi veya beyni hasta olan bir adamın doktor ayağındaki sivilceye hiç aldırış etmez. Ötekiler sivilce mesabesindedir. Burası beyindir. Bura düzeldiği zaman her taraf düzelir. Buna size bir tarihi misal vereyim. 1960 ihtilalinde, ben sizin gibi gençtim, Yunan Başbakanı Karamanlis Türkiye'deydi. İhtilal günü Ankara'daki işini bitirmiş, İstanbul'da Patrikhane'yi ziyaret ediyordu. Programını yarıda bıraktı, Türkiye'ye gitmeye kalktı. Yunanistan'a gitmeye kalktı. Gazeteciler ona dediler ki, daha programınız vardı, Kariyer Camii'ni görecektiniz, bilmem şurayı görecektiniz, burayı gör. Dedi ki, benim ülkeme dönmem lazım. Burada ihtilal oldu, bizde de olur. Size ne alakası vardı? Tarihi tesirdir dedi. Tarihi tesirdir. Sizde oldu ya, bizde de olur, ülkenin başına dönmem lazım. Bunu 60 senesinde söyledi. Ben gazetede okudum. 60 senesinde söyledi. 64 senesinde Yunanistan'da da ihtilal oldu. Albaylar cuntası. Biz idol, yenilerin tabiriyle, numune imtisal bir milletiz. Bin yıllık tarihimiz itibariyle bu mevkiye yükselmişiz. Herkesin gözü Türkiye'dedir. İslam burada düştü, burada kalkacak. Burada üst üste iki taş koymak kabiliğinden İslam'ın galebesi için çalışmak, Hindistan'ı, Pakistan'ı kurtarmaktan daha mühimdir. Oralar kurtulursa sadece kendi kurtulur. Türkiye kurtulursa İslam alemi ayağa kalkar. Bu iş bu kadar mühim. Bunu ben söylüyorum ya. Bunu size İslam dünyasının Türk olmayan, bizim milletimizden olmayan mütefekkirleriyle de teyit ederim. Çok misal var. Bir tanesini söyleyeyim. Aya, insan ayağı bastığı gün ben Orta İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nde bir konferans veriyordum. O gün konferansa ara verdik, gittik televizyonda aya ilk insanın ayak bakışını seyrettik. O konferanstan sonra bir Hintli çocuk yanıma geldi. Ben bunu daha evvel de anlattım, belki bilenleriniz vardır. Böyle 100 misalim var, bir tane değil, bir tane anlatayım. Şablon gibi siz onu kullanın. Ben Türkiye'nin geleceğinden de bahsetmiştim. Bu 69'un Türkiye'si. 2013'teyiz. Ben daima iyimser oldum. Reca'ul mümin min imanihi. Müminin iyimserliği imandandır. Bakın size burada bir şey söyleyeyim. Bu hayat düsturu. Sizin maddi manevi bütün varlığınız mahza mevhibe ilahiyedir. İstihkak mevzubası olmadan Allah'ın lütfen ve keremen bir ihsanıdır. Ama nefes almaya başladıktan sonra başınıza ne gelirse hayır şer, asıl sebebi sizdedir. Asıl sebebi sizdedir. Halbuki siz
İyi şeylerin sebebini kendinden, kötüleri de dışarıdan ararsın. Kusuru nefsine mal etmez. Başına gelen iyi işlerin de asli sebebi sendedir. Kötü şeylerin de sebebi. Onun için iyimser olunuz. Allah-u Azimüşşan hadisi kutsi de buyuruyor ki, ben kulumun zannı gibiyim. Nasıl umarsa öyle halk ederim demektir. Ben kanser olurum diye korkma. Ben hapse girerim diye korkma. Bana bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Beni lütfen keremen yaratan, mikrop da yaratması mümkün iken insan yaratan, insanlar içinde kafir de olarak dünyaya gelmem mümkün iken mümin yaratan, müminler içinde gafil olmam da mümkün iken agah yaratan, agahlar içinde sıhhati bozuk, kalbi delik doğmak mümkün iken sapasağlam gelmem gibi. Allah Allah, sen istemeden bir adam senin ihtiyacın 1 lirayken sana defaatle 1000 vermiş, milyon vermiş, milyar vermiş. Başka bir ihtiyacın olduğu bir gün acaba verir mi dersen bu nankörlük değil midir? Onun mürüvvetinden, onun lütfu kereminden ümit var olmadığın zaman sen adam değilsin. Bu sen istemeden sana neler vermiş. Şimdi ihtiyacın olan bir şey istersen vermez mi? Allah bize bütün nimetleri talep etmeden vermiş. Hak etmeden vermiş. Cenneti istiyoruz. Ruhiyeti cemalullahı istiyoruz. Neden vermesin? Bu kadar nimeti bize yoktan veren. Ümit var isen ümidine göre halk eder Allah. Onun için ben daima ümit var oldum. Daima ümit varlığımın bir delilini size söyleyeyim. 28 Şubat hadisesi üzerine belediyedeki o zaman Refah Partili Müslüman insanlar toplandılar, bana Kuleli'de bir bahçem var, oraya geldiler. Karamsarlar, bedbinler. Adam diyor ki 1000 yıl devam edecek bu iş. Ya ne diyorsun, ne oluyor dediler. Denizden bir şilep geçiyordu. Karadeniz'e doğru. Şu şilebi görüyor musunuz dedim. Görüyoruz. Nereye gidiyor? Karadeniz'e. Bakın üstünde bir adam kış tarafına doğru yürüyor dedim. Bu dese ki ben Marmara'ya doğru gidiyorum. Ne kadar gülünç olur. Altındaki zemin Karadeniz'e gidiyor. Dünyada ve hasreten Türkiye'de zemin Allah'a gidiyor. Onların hevesi kursaklarında kalacak. Zemin Allah'a gidiyor. İza eradallahu şeyen hayye esbabehu. Asıl olan Allah'ın muradı ilahiyesidir. Galebe nöbeti İslam'dadır. Onun için Müslümanların az bir gayretine çok bir bereket lütfediyor Allah. Bunun delilleri çoktur. Ufak bir himmete büyük bir netice doğuyor. Ehli küfrün dağları fare doğuruyor. Müslümanların fareleri dağ doğuruyor. Bu zaman hususiyeti böyledir. Böyle bir zamanda yahu saçaktan altın yağarken çıkıp eteğini açmamak ne nailiktir. Ahiret kazanmak kolay. Çünkü çamura batmış bir araba kımıldadı. Ha çıktı ha çıkacak. Bu zaman himmet zamanıdır. Böyle zamanlarda o çamura batan arabanın hiç yıkma şansı görülmediği zamandaki ihmalkarlık mazur görülebilir. Ama ha çıktı ha çıkacak kımıldadı. Kenarda duran bir adamın cürmü azim işler. Ona kızarsın. Şuraya bir el at dersin. Bu din çamura saplanmış bir arabaydı. Kımıldadı, düze çıkmak üzeredir. Sen de bir omuz ver. Bu neticeden pay sahibi ol. En büyük mahrumiyet Allah'ın dininin galebesi için bir şey yapmamış olarak deftere amalinde bir şey gösterememektir ahirette. Allah-u Azimüşşan milletimizi de ümmeti Muhammed'i de hüviyet-i asliyesini Ankara'yı bu zaman tebdil eylesin. Amin. Bu neticenin tahsilinde hepimize bela kalma bela hizmetler nasip eylesin. Amin. O günleri görenlerden, sıhhatle, afiyetle görenlerden eylesin. Amin. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların
cümlesinin ruhlarını şadan-ı handan eylesin. Amin. Bizden de neslimizi ilâ yevmil kıyam iman üzere ipka buyursun. Amin. Lail Fatiha. Ben alırım hocam. Arkadaşlar işler çıkmadan kalkmayalım bir zahmet. Şimdi izdiham oluyor o zaman. Herkes zannediyor burada konuştuğum kadar. Ben burada sabah başlıyorum. Akşama kadar. Ha burada ha aşağıda hiç farkı yok şu kitaplara. Tamam ben alırım sizi. Hintli çocuk dedik ya takaldı. Ay meselesi. Ay meselesi. Aa o çocuk değil. Sordum. Takal. Tak. Hintli çocuk. Türkiye'yi anlattım ya. Dedi ki ben seni teyzeden bir şey söyleyeyim dedi. Biz dedi Hindistan'da bir tarikata mensubuz. Bizim bir şeyhimiz var. Bize diyordu ki okuduğunuz yerde Türk çocuğu yok mu? Bana alın getirin. Bana alın getirin. Efendi Hazretleri var ama onlar sizin yanınıza gelmeye layık insanlar değil. Namaz yok, abdest yok, her türlü menhiyat var. Olsun. Siz onların haline bakıyorsunuz. Ben geçmişlerine ve geleceklerine bakıyorum. Şeyhimiz ısrar edince biz de ilan ettik. Hindistan'a bu yaz masrafları bize ait gezmeye gelmek isteyen var mı? 3-5 çocuk çıktı aldık götürdük. Şeyhimiz onları koltuğa oturttu kendi yere talebe gibi. Aman efendim üzülüyoruz bunlar senin yanına gelmeye bile layık değil. Böyle yapma deyince gene dedi ki siz onların haline bakıyorsunuz ben geçmişlerine ve geleceklerine bakıyorum. Bunlar geleceğin mücahitleridir. İslam'ın istikbali bunların elindedir. Biz şaştık. Ama bir iki sene sonra o çocuklar dedi, şu kongrede kendi mekteplerini temsilen İslam Derneği adına geldiler dedi. Bizim şeyhimiz dedi, bizim virdimize ilave etti. Ya Rabbi Türk milletini hüviyeti asliyesine çevir, tekrar İslam aleminin başına geçir. Bizim günlük verdimizde bu Hintli Müslüman günlük verdimizde bu duayı ilave etti dedi. Biz bunu bekliyoruz dedi. Bir hikaye daha söyleyeyim mi size? Evet. Aşkabat'ta bir cami yaptı Diyanet. Onu benim Hilmi diye bir arkadaşım var. O yaptı. Şu Berlin camini yapan, Tokyo camini yapan. Bir tüyü tüsü bitmemiş bir çocuk Aşkabat'ta bunların yoluna çıktı. Dedi ki ağabeyler bir şey sorabilirim mi dedi. Sor dediler. Siz Türkiye'den mi gelmişsiniz? Evet. Türkiye'de hatun kişiler başlarını örtürler mi? Evet. Bacaklarını örtürler mi? Evet. Dedi ki vallahi ağabey kusura bakmayın ama siz doğru söylemirsiniz. Min televizyon seyredirem. Siz Ruslaşmışsınız. Halinize bakırım sizden hiç ümit var olamırım. Lakin sonra durup düşünürüm. Siz işgal dahi gördüğünüz halde Allah düşmanlarınıza bir ruhsat fırsat verip de mukaddes emanetleri sizden aldırmadı. Peygamberin sancağı hala sizde. Demek onu gene siz ayağa kaldıracaksınız ki onu sizde kodi. Boynumu egmiş sizin o gününüzü beklerim. Bu İslam aleminin bekleyişini. Ah. Bu sadece onun ferdi bekleyişi değil, İslam dünyasının bekleyişi. Buyurun. Demir işini bitirmiş. Cuma sağ olun. Evet. Abi, üstad.